İşte makine burada. Aşırı derecede geç kaldım. Saat 2'de randevu almıştım kuaförden. Bugün düğünümüz var. Sıkıntılı bir abimizin düğünü var. Abimiz evlenecek. Dedik kuaföre gidelim, yakışıklı olalım. Saat 2'ye randevu aldım. Saat kaç? Bu da 2:20 geçiyor. Arabadan eldivenlerimi de alayım. Bugün simsiyah giyindim. Yastayız. Aramızdan bir kişi daha eksiliyor. Lan eldiven nerede? Eldiven düştü ya. Allah Allah, yerde de yok. Üf, ya bir aksilik oluyor ya. Ha, üstüne oturmuşuz anasını satayım. Burada köpek yok ya. Bayağı köpek oluyor, saldırıyor çıkışlarda falan. Hadi yakıtta da sıra olmasın. Arabanın rengi çok güzel maşallah. Oo, bu da güzelmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Bayağı hızlı gideceğim. Bayağı. Bir tane amca var ya, nasılsın diyor. Bayağı iyiyim diyor. Aynı o muhabbet geldi aklıma. Normalde geçen hafta video çekmiştim. Günlük vlog tarzında ne yaptım, kuaföre gittim, spora gittim, oradan eve giderken gazladım falan. Ama Şakir'e verdim görüntüleri. Şakir'im de geçmiş olsun cüzdanını kaybetti. Ondan dolayı görüntüler gitti arkadaşlar, kusura bakmayın. Yeni görüntüler çıkacak, daha güzel görüntüler çıkacak. Ben şimdi yeni uyandım. Uyanalı gerçekten saat 2'de tam uyanmıştım. Tam randevu saatinde uyanan birisiyim. Normalde hayatta böyle şeyler yapmam, o yüzden böyle bir şey olunca çok stres yapıyorum. Sonuçta herkesin bir plan programı var. Benim yüzümden ya ben geçiyorum. Bak arkandan kim geliyor, ona göre yolu atla ya. Adam elinde telefon, umurunda değil ki. Araba motorumdan daha hızlı. 200'den sonra falan. 200'den sonra motor tıkanıyor ama araba yok. 240-250'ye kadar çok güzel ilerliyor. Evet, kanala bir giriş yapmamız lazım değil mi arkadaşlar artık? Merhaba arkadaşlar, ben Eray Soylu. Kanalınıza hoş geldiniz. Allah. Abi hani hareketler yapma, korkutuyorsun beni.
Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ailemiz daha çok büyüsün, daha geniş bir aile olalım. Sonuçta ben bu videoları sizin için çekiyorum. Güzel anılarımı, gördüğüm güzel görüntüleri sizle paylaşmak için çekiyorum. Her zaman söylüyorum bunu. Yoksa gerçekten video çekerken motor sürmekten zevk almıyorum. Hani hep bir şey oluyor mesela. Bir şey konuşmam gerektiğini hissediyorum. Normalde motor sürerken hiçbir şekilde konuşmuyorum. Bazen küfür ediyorum. Yusuf abi, bu videoyu izliyorsan senin yüzünden böyle hızlı gidiyorum. Geç kaldım diye benim yüzünden aslında ama suçu Yusuf abiye atalım. Ben de buradan korkuyordum trafik yüzünden ya. Hadi kanka sen bana yol aç, ben de peşinden gideyim. Adam telefonu almış eline, dünyayla bağlantısı yok ya. Kuaförden sonra saat 5'te konvoy başlıyor. Çok güzel bir konvoy olacak. Acılar'da parsellerde bir sıkıntılı bir abimiz evleniyor. Oğuzcan Tley diye. Tley. Soy ismi Tley. Oğuzcan abiye mutluluklar buradan. Oğuzcan abi evleniyor. Onun düğününe gideceğiz. Biraz göbek atacağız. Biraz aramızdan ayrılıyor diye üzüleceğiz. Sonuçta bu bir gerçek. Evlenen kişi her zaman arkadaşlarıyla arasına ister istemez mesafe koyuyor. Çünkü yenge istemeyebiliyor. Evet arkadaşlar, şimdi kuaföre geldik ve bakışını merak ediyorum. Bak. Hiç yüzüme bakmıyor. Abi hadi ya. Abi kusura bakma ya. Vallahi geç kaldım. Arkadaşlar var ya, kuaföre geliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi simsiyah giyindik. Saçlarımızı da yaptırdık ama bozulmasın diye kaskı takmak istemiyorum. Yapacak bir şey yok. Bir tane çiçekçi bulursam çok güzel olacak ya. Motoru süsleteyim. Şu tarafa doğru bir gidelim, belki vardır. Aa aynen, orada var. Her şeyimiz tamam. Tıraşımız olduk. Bakalım düğün salonunun orada bir kuaför varsa saçlarımı yıkatacağım. Yoksa da fresh, rahat modda devam. Bir çiçekçi de motoru süsleteceğim ufaktan. Konvoyda olduğumuz belli olsun. Şimdi kask olduğundan beni kimse tanımayacak. Sıkıntı çıkar ya. Dışarıdan falan sanarlar. Evet, çiçekçi burada. Abi kolay gelsin. Abi şu motorun önünü bir süsleyebilir miyiz ya? Evet. Düğün vardı öyle ufaktan. Düğün konvoyunda ben olduğu belli olsun ya. Bir çiçek falan. Ya şey, kurdali aynen. Tül yaparsan abi. Motorumuzu da şöyle yapalım. Kapıyı kapatayım da kliması abimizin yapmasın. Şimdiki gülümüzü buraya koyalım. Hadi çıkalım yavaştan yavaştan. Bir de TikTok videosu çekelim. Evet, çiçeklerimiz de yaptı. Şu görüntüye bak ya. Çok güzel. Evlenesim geldi. Şimdi Emre abimin yanına gidiyoruz. Konum açık olmadığı için Emre abimi takip edeceğim. Şu motorun önüne bir telefon tutturucuya falan bulamadım ya. Bulsam konumlarda falan çok yardımcı olur. Normalde Apple'ı kullanıyordum saati. O konumda çok yardımcı oluyordu. Ama başka bir saat taktığım için ondan dolayı mecbur böyle. Hayır ya. Allah kahretmesin. Ben buradan geri dönerim, bu suya girmem. Ya da neyse, şurada yokmuşsun. Arabaların gelmeyeceğine bir şey yapayım da bundan bir şey olmaz. Aha Emre abi. Yenge, yolda sana video çektirecektim de sen de hiç anlamazsın o işlerden ya. Emre abimin arabasının rengi çok güzel maşallah. Aşiret paketi.
tünelde onları bir korkutayım. Arkadaş, bizim ailede de bir kişi normal sürmüyor ki. Ben şuradan şöyle... Abi, insanın sevmediği bir şey burnunun dibinde bitermiş ya. Yemin ediyorum, nefret ediyorum sudan ya. Az kalsın gidiyorduk vallahi. Tamam mı? Çok trafik var ya. Hadi görüşürüz. Akşam gazlamalarını özledim. Güneş yok, bir şey yok. Trafik yok. Basabildiğin kadar basıyorsun. Bu aralar pek video çekmek istemiyordum arkadaşlar. Yakın zamanda bir tane kardeşimiz vefat etti. Allah rahmet eylesin. Motorda tek teker yaparken vefat etmiş. Gerçekten çok üzüldüm. Çok genç birisiydi. Yani caddede teker yaparken vefat etti. Yani GoPro'daki videolarına yansımış görüntüler. O kadar üzüldüm ki. Allah geride kalanlara, ailesine sabır versin. Mekan cennet olsun inşallah. Buradan bütün motorcuları Allah korusun ya, kazalardan, belalardan en ufak bir hataya gelmiyor. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bakıyorum videolara, ister istemez video çıkartmak için ben dahil, yani herkes güzel böyle, aslında iyi bir şey değil ama biz de bunu seviyoruz. Dikkat etmek gerekiyor. Allah bütün motovlog videoları çekenlere yardım etsin vallahi. Buradan hepsine selam. Hepsi abim, kardeşim olur. R25 deler. R25 mi? 125'lik mi bu? Çok arkadan ince duruyor ya, scooter gibi. Motorcular arasında çok farklı bir samimiyet var. Bak şimdi. Eyvallah kral. Adam bak mesela düşük CC'li motor, hiç ego kasmıyor. Direkt hızlı giden birine yol veriyor yani. Eyvallah kral, Allah razı olsun. Bak hiç ego yok. Seninki de güzel maşallah. Gel. Eyvallah. Bak herkes selam veriyor abi motorda. Motorcuların hep birbirine karşı bir sevgisi, bir saygısı var. Geldik sayılır, az kaldı. Acaba gelin evi yakın mı? Düğün salonu yakın mı? Gerçi konvoyda vakit bol bol geçer de. Bir bakmışsın oradayım, bir bakmışsın buradayım. Nerede gördün? Kuaförünüzü biliyorum. Baran abiyi de gökte ararken yerde buldum. Şey, yerde ararken gökte buldum. Öyle bir şey laf vardı ya. Aynı ondan. Bakalım düğün konvoyunda. Evet, çekiciyi gördüm. Tley. Ahsan abinin çekicisi. Düğün konvoyunda neler olacak? Kazasız belasız geçiriz inşallah. Selamun aleyküm. Yakışıklım. GoPro hoş geldin. Naber? Dedim YouTube'a video çekeyim. Yok. Arkadaşlar burada kapatıyorum. Yola çıktığımız zaman başlarız tekrardan. Abi Allah'tan var ya, arka lastiklere de şey olmadı. Direkt kırardı değil mi abi? Olan sana oldu. Ben de nasıl fark ettim biliyor musun abi? Biri geldi, elini buraya koydu, tamam mı? Ya bu ne dedi ya, bir çekti elini, full yağ. Ya filtresini değiştik. Ben de tam YouTube videosu çekiyordum, bunları koyarım şimdi. Konvoya bir bakalım. (Gülüyor)
Ozcan abi bekle bekle. Bekle bekle. Bekle. Maşallah güzel konvoy. Bu ne ya? Emre abim de orada gidiyor. Daha bir de arkada kalanlar var. Maşallah ya. Sen git ha? Yaktım. Benim ya. Sıkıntı yok, ayarlarız. Difüzör kırıldı. Hatırladım. Tamam. Vallahi kaza yaptık ya. Ayağımı da vurdum. İnşallah motora bir şey olmadı. Evet arkadaşlar, konvoyda böyle şeyler olabiliyor. Hafiften ayağımı vurdum. Bir şey var mı? Yok yok, bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok. Tabi biliyorum, tanıyorum. Bir şey yok, bir şey yok. Abi gelin arabası nerede ya? Aşk. Gelin arabası nerede? Onlar bahçelerin içine girdi. Biz buradan bekleyeceğiz. Biz ulaşırız zaten. Bakalım motorda bir şey var mı? Motorda hiçbir şey yok. Tek burası. Burada nazar olsun. Şurası çıkmış. Ha. Bir şey olmaz mı? Ne oldu? Hiçbir şey yok ya. Bugün bende bir bok var kanka. Aynen. Sen ayık ol. Ha? Ayık ol bugün. Nazara geliyoruz. Hiçbir şey yok ya. Kuş sıçmış. Ya Allah canımı alsın. Bugün bende bir bok var. Allah'tan ıslak mendil vardı. Kanka, ben de bugün yemin ediyorum, bir bak bak, kuş sıçtı. Allah'tan ıslak mendil aldık yanında ya. Bugün benim için çok değişik bir gündü. Videoda ilk başlarda paralı yolda 260 yaptım ya. Orada taş geliyor yağ filtresine. Yağ filtresi deliniyor. Arka lastik full yağdı. Ben de diyorum ki kendi kendime,
Lastik parlatıcı ne kadar güzelmiş diyorum. Lastik ışıl ışıl diyorum. Meğersem o yağmış arkadaşlar. Yağ filtresinden fışkıra fışkıra. Ondan sonra bir tane avcılarda düğün konvoyuna gelmiştim ya. Orada bir tane kardeşimiz yardımcı oldu abimiz. Yağ filtresini değiştik. Düğün konvoyunda arka lastikler yağ olduğu için arka frene ben bastım ama orada ikisine birden tutmadı. Arka lastik yağ olduğu için kaydım, öndekine vurdum. Bende hiçbir şey yok. Çok ufak bir çizik var. O da nazara olsun. Hiçbir şey yok yani. Çatlak, kırık, boya çatlaması falan hiçbir şey yok. Karşı taraftaki abinin tamponu boyanacak. Dikizlerinde bir şey yok. Düğün salonuna geçtim. Düğün salonunda geçerken motordan indim. Düğün salonunun önünde motordan indim. Bir baktım kuş sıçtı. Dedim ki var bunda da bir hayır neyse. Ondan sonra bizimkilerin yanına gittim düğün salonunun önünde. Birisi kapıyı bir açtı, koluma çarptı. Dedim ki yani bu kadar da olmaz dedim ya. Allah korusun. Hep bir bela geldi başıma bugün. İnşallah kazasız belasız atlatırız ya. Şimdi eve gidiyoruz arkadaşlar. Daha güzel videolar gelecek inşallah. Daha belasız. Evet, bir tünel geliyor. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, bana destek olmayı unutmayın. Sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Güzel yorumlarınıza ihtiyacım var. Eksiklerimi görmeme yardımcı olun. Bir hatam varsa yazın. Bir kusurum varsa kusura bakmayın arkadaşlar. Gitgide bu işi profesyonelleştireceğim inşallah. Desteği inşallah güzeldir. Videoda cızırtı yoktur. Boğukluk yoktur. Arkadaşlar, evet, bugün burada bitiriyoruz. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Bol bol yorum yapın. İnşallah daha büyük bir aile olacağız. Ailemiz büyüdükçe ben daha çok motive olup daha güzel videolar çekeceğim. Bu aralar boşluk verdim, kusura bakmayın. Kanala abone olup beğenip yorum yapıp kaydetmeyi, her şeyi yapın. Ne var ne yok her şeyi yapın. Bana destek verebilmek için elinizden ne geliyorsa yapın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bu videoları sizler izleyin diye çekiyorum. Kendi zevkimi sizinle paylaşıyorum. Siz de desteklerinizi benden esirgemediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Shine, shine, shine.